Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, bugün sizlere bu güzel yazmama yaptığım şu boyamı göstereceğim inşallah. Bakın çok güzel, çok ağır bir model. Yazmama da çok güzel oldu. Uydu yani tam. Eğer yaptığınız oyalar yazmalarınıza uyarsa, bakın aynı buradaki çiçekleri gibi. Yazma da oya da çok harika duruyor. Şöyle göstereyim. Çok ağır bir model. Hemen başlayalım. Ben şunlardan koydum aralarına. Araları şu kadar. Hemen başlayalım. Dediğim gibi oyamız çok ağır. O yüzden eğer yaparsanız 100'den 120'den aşağı yapmayın hanımlar. Emeğinize yazık. Bakın çok ağır bir model. Tabii herkesin el işçiliğine göre de değişir. Eğer çok seyrek yaparsanız, aralarını çok açık yaparsanız şöyle. Böyle muntazam güzel durmazsa elinizin işçiliğine göre değişir. Size kalmış tabi. Hemen başlayalım. Şuraya ben 3 tane yuva oluşturdum şöyle. Hemen buraya bir tane şey yapalım. Yaprak yapıp başlayalım. Şöyle hemen dibine 4 tane yaprak için yuva oluşturalım. Dört tane yapsak yeterli. Çok büyük yapmaya gerek yok. Dört tane şöyle çok büyük olmayacak şekilde yuvamızı oluşturduk. Şuraya batmadan, düğüm atmadan bu tarafa gelelim. Şöyle ipimizi ayarlayalım. Şimdi şuraya bir tane yaprağımızın kenarına pırpır yapalım. Şimdi 3 tane yuva oluşturalım. Evet, tekrar bu tarafa gelelim. İpimizi ayarlayalım. Buradaki yaptığımız pırpırımızın dibine aynı şekilde yine pırpır yapalım. Yaprağımızın kenarı burası. İki tane yukarıya doğru eksiltme şekilde biliyorsunuz yapraklar böyle yapılıyor. 2 kaldı. Evet, aynı şekilde tekrar pırpır yapalım. Bir tane kaldı. Onun tepesine de ben 2 tane pırpır yaptım. Siz bir tane de yapabilirsiniz. Bakın şöyle yaprağımız oluştu. Ben bir tane daha yapmak istiyorum şuraya. Evet. Bakın şöyle durdu. Şuradan yaprağımın dibinden şunu keseyim. Ben keserek aşağı indim.
Keserek yaptım. Yani siz kesmeden de aşağı inebilirsiniz. Bizim iplerimiz polyester ipler. Daha diğer iplere geçmedik. Suni ipek iplerimize. Daha geçmedik çünkü evde bunlardan bir sürü olduğu için bitiremedik daha bunları. Bitirelim. Ondan sonra biz de inşallah suni ipek iplerle yaparız. Şimdi buraya iki düğümümüzü attık. Buraya bir tane boş yuva yapalım. Şimdi güllerimizi yapacağımız yuvaları oluşturacağız. Bir tane daha yapalım. Şöyle bakın. Bir tane daha. Ben 3 tane yapmıştım diğerine. Biraz küçük gibi oldu. Bir tane daha yapıp bakalım. Çok da büyük güzel olmaz bu sefer. Bükülür güllerimiz, çiçeklerimizi eklediğimiz zaman. Buraya küçücük bir tane yuva oluşturalım ki gülleri bunun üzerine yapabilelim. Bakın. Ben bunu da kestim. Hep keserek yaptım aşağıya kadar. Tekrar aynı yuvayı yaptığımız dibe aynı yere, şunun dibine aynı yere bu şekilde 3 tane pırpır daha yapalım. Bunların üstüne güllerimizi yapacağız. Aynı şekilde yukarıya doğru 3 tane daha yapalım. Evet, bir tane daha yapalım. Bir tane de küçük yuva oluşturalım. Evet. Bakın. Küçük yuva oluşturduk. Bunu da keselim. Şimdi şurada kalan son yuvaya da 3 tane yuva yapmıştık. 2 tanesine yaprak, bir tanesine de şunu oluşturduk. Şimdi şunun gibi aynı bir tane daha yaprak yapayım ve geleyim. Evet hanımlar, ben bakın yapraklarımı yaptım, yuvamı da oluşturdum. Şimdi hanımlar, isterseniz şu yaptığımız şu küçük yuvaların üzerine de 5 yuvacık oluşturup üstünü de yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle benim yaptığım gibi şöyle yapıp böyle de ekleyebilirsiniz. Şöyle. Ben şimdi size göstereyim tekniği, nasıl yapıldığını, tekniğini. Siz isterseniz böyle elinizde yapın, isterseniz üstüne yapın. Hemen başlayayım. Elimde yapayım ben size böyle göstereyim. Yani başlayalım. Şimdi parmağımıza dolayalım. Sihirli halka yapalım şöyle. Sihirli halkanın üzerine 5 tane yuva oluşturalım. Çok büyük olmayacak şekilde şöyle 5 adet yuva oluşturalım. Dediğim gibi o yuvaların üzerine de yapıp böyle 5 yuva oluşturup 5 adet yuva oluşturup üstüne de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse.
Evet, 4 ve 5. Evet, 5 adet yuvamızı oluşturduk. Şimdi parmağımızdan çıkarıp şuradan şunu şöyle çekip kapatalım. Şimdi üstüne şunun tekrar aynı beyaz ipimizle sarıdan da yapabilirsiniz tohum gibi. Şöyle küçük küçük şöyle üstlerine yuvamızı, çiçeklerimizi yapacağımız yuvaları şöyle oluşturalım. Çok büyük olmasın. Aynı 5 adet yuvaları şöyle aynı şekilde oluşturalım. Şöyle bakın. Üç. Dört. Ve ilk başladığımız yere de batıp 5 adet yuvamızı oluşturduk. Evet, bakın. Evet hanımlar, ortasının tohumunu yaptık. Şimdi sarı ipimizi aldık. Şuradan boş bir tane yuvanın içine düğümümüzü atalım. Şunu şöyle yukarı koyalım ki. Şimdi aynı yuvaya, aynı yere şöyle küçücük yuva oluşturalım. İki adet şöyle yuva yapalım buraya. Şu fazla ipimizi de keselim ki elimize dolaşmasın. Yaptığımız yuvanın üstüne tekrar şöyle batıp artırma yapıyoruz. Hem sağdan hem soldan şöyle artırma yapalım. İki tane yuvamız bu şekilde 3 oldu. Evet, 3 oldu. Tekrar sağ tarafa batıp ipimizi ayarlayalım. Sağ tarafa batıp bu sefer sağdan artırma yapmayacağız. Şu ortadaki yuvaya batalım. Sol taraftan artırma yapacağız bir tane. Yani aynı 3 yuvamızı korumuş olacağız bu şekilde. Evet, tekrar sağ tarafa. Bu sefer artırma yapmayacağız hanımlar. Aynı iki tane yuva. Artırma yapmayacağımız için burada iki olduğu için iki yuva yapacağız. Bir ve iki. Bakın. Şimdi şuradan aşağı inelim. Evet, aynı başladığımız yere şöyle başladığımız yere battık. Şimdi tekrar aralarında boşluk bırakmadan yanındaki yuvaya aynı şekilde buraya da 2'den başlayıp 3'e tekrar 2'ye dönüp çiçeğimizi oluşturacağız. Evet. Sağda ve solda bir sıra artırma yapıyoruz.
Şimdi ikinci sırasındayız. Evet, bu sol tarafta da artırma yapacağız bir tane. Şimdi burada artırma yapmadan, sağ tarafta artırma yapmadan sol tarafta artırma yapacağız. Aynı 3 ilmeğimizi, iç yuvamızı, pardon ilmek dedim, yuvamızı korumuş olacağız. Ben bu şekilde hepsine yapayım, tamamlayayım ve geleyim hanımlar. Evet hanımlar, ben bir tanesini ekledim. Yaptığımız çok güzel oldu. Bir tanesini beraber ekleyelim. Modelimizi yerleştirelim, çiçeğimizi. Şimdi arka tarafını çevirelim. Şuradaki oluşturduğumuz yuvaya şöyle şunu takıp şuralardan bir yerden iğnemizi takalım. Elimizle sıkıcı tutalım. Arka taraftan beyaz olduğu için hangi renkten tohumunu yaptıysanız o renkten dikin ki belli olmasın. Şöyle sıkıcı bir düğüm atalım. Şimdi keselim şurada. Bakın. Çok güzel oldu. Dediğim gibi yuvaların içine de yapmışım. Yuvaların içine yapmıştım ben. Yuvaların içine de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şunlar üzerine de küçük küçük pırpırlar yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Böyle sade kalsın. Böyle sevdim ben. Sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.